madem 24 yıl ceza aldın da nasıl şimdi dışarıdasın? Ya koronavirüs sebebiyle çıktık abla. 24 yıl ceza alanlardan mı koronadan çıkar? ATV'de yaşanan bu diyalog Türkiye'deki adalet sorununun kanlı canlı ispatıydı. Hangi gerekçeyle bu af yasasını çıkarıyor? Hangi gerekçeyle biz bunları hapishanelerden çıkarıyoruz? Ben merak ediyorum. Sevgili vatandaşım, sen de merak etmiyor musun? Altın devrini yaşıyor yargı ve altın kararlar veriyor. Alaaddin Çakıcı benim dava arkadaşımdır. Düşünenin hapiste, hırsızlık yapanın dışarıda olduğu bir hukuk sistemi hakkaniyetli değildir. Hukuk matematikten önce ve mantıktan önce adalettir, adalet. Sizde adalet yok, sizde adalet anlayışı yok. AKP'ye yakın ATV'de canlı yayında yaşanan olay, AKP'nin kurduğu adalet düzenini gözler önüne serdi. Adem Durur adlı şahıs 20 ayrı suçtan kaydı olduğunu, 24 yıl hapis cezası aldığını ama 3 yıl bile hapis yatmadığını anlattı. Ege Hanım. Bitti yani tamamıyla. Evet. 20 tane dosyası var. Al, anne bir dakika. Durur'un anlattıkları televizyon başındaki milyonları ve program sunucusu Müge Anlı'yı şaşkına çevirdi. Ben sana bir şey söyleyeyim. O zaman yani biz hiç uğraşmayalım ya kimse cezaevine girdiğinde. Herkes yalan. Bence polis de uğraşmasın. 24 yıl ceza mı almış? 24 yıl ceza almış. Evet. Sonra bir infaz yazısı çıkmış, yarıya inmiş. Evet. Sonradan da koronadan da serbest kalmış. Hangi suçlardan sabıkalı olduğunu açıklamayan, daha doğrusu işlediği suçların utancından olsa gerek açıklayamayan Adem Durur, 24 yıl ceza aldım, 2017'nin Şubat ayında cezaevine girdim dedi. Bunun üzerine Müge Anlı, madem 24 yıl ceza aldın nasıl dışarı çıktın diye sordu. Adem Durur da koronavirüs nedeniyle çıktım abla karşılığını verdi. Müge Anlı, 24 yıl ceza alanları da mı koronavirüs nedeniyle tahliye ettiler diye sordu. 24 yıl ceza alanları da mı koronadan çıkardı? İkide bir yasası vurdu. Yara oranına düştü. Açığa çıktım. Oradan koronavirüs sebebiyle dışarı çıktım. Cezam kurtardı. Tahliye oldum. Bu. Ha, temizden de kurtarıyor. Aynen. Peki nasıl oluyor da 20 kez suç işleyen bir sabıkalı 3 yıl bile yatmadan serbest kalıyor? Üstelik kesinleşmiş 24 yıl hapis cezası varken sorunun cevabı AKP ve MHP'nin birlikte ard arda çıkardığı af yasalarında saklı. 1960 darbesi sonrası siyasi ithamları savunabilen var mı? Bugünkü hukuksuzluğu da 20 yıl sonra siz savunamayacaksınız. Programdaki itiraflar bir kişinin hikayesi gibi görünse de adalet, daha doğrusu adaletsizlik sorunu düşünüldüğünden çok daha büyük. Çünkü Adem Durur gibi binlercesi aramızda dolaşıyor. İnfaz yasasıyla hapisten çıkarılanların işlediği cinayetler ve diğer suçlar her gün gazetelerin 3. sayfalarında sık sık karşımıza çıkıyor. Bir de madalyonun diğer yüzü var. Hırsızlar, katiller, tecavüzcüler ve mafya AKP-MHP işbirliğiyle serbest bırakılırken yüzlerce gazeteci, yazar, binlerce düşünce suçlusu hapiste tutuluyor. Kimler için af getiriliyor? Önce onu öğrenelim. Gaspçılar, hırsızlar, yolsuzluk yapanlar, devleti soyanlar, çocukları fuhşa teşvik edenler, bütün bunlar için af yasası getiriliyor. Ben merak ediyorum. Her konuda konuşan Erdoğan neden bu af yasası konusunda tek laf etmedi? Neden hiç konuşmuyor? Hükümetin afla serbest bıraktığı Mehmet A, ertesi gün arkadaşının kafasını taşla ezerek öldürürken, gazeteci Mevlüt Öztaş hapishanede kanser olmasına rağmen tahliye edilmediği için zamanında tedavi olamadı ve hayatını kaybetti. Kendi muhaliflerinizi hapishanede tutuyorsunuz ve ölüm koridorunda tutuyorsunuz bu salgın sırasında. Ne zaman böyle zalim oldunuz arkadaşlar? Siyasi suçlamalarla adeta hapishanelerde tutsak edilen kişiler af ya da korona tahliyesinden faydalanamazken mafya liderini hapisten çıkarabilmek için özel yasa çıkarılıyor. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin özel talebi ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın onayıyla hapisten çıkarılan Alaaddin Çakıcı da bu jeste ülkenin ana muhalefet partisinin lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu kazığa oturtmakla tehdit ederek karşılık veriyor. Düşünce suçluları çıkarılan aflardan faydalandırılmadığı gibi cezası bitenler de çeşitli bahanelerle tahliye edilmiyor. Yapılan hukuksuzluklar zaman zaman yandaş gazeteciler tarafından da itiraf ediliyor. Büşra Erdal diye bir gazeteci hanım var. FETÖ'ye yardım, yataklık, şunluk, bunluk falan cezaevinde yattı. Son bir senesinde şartlı tahliyeden yararlanması lazım. Cezaevi müdürü diyor ki hayır efendim tahliye edilemez. Tahliye edilemiyor.
hiç tanımadığı bir kadının çığlığına koşan, sonrasında kendi canını savunmak zorunda kalan Kadir Şeker'e 12,5 yıl hapis cezası veren yargı, 20 suç kaydı olanları serbest bırakıyor. 24 yıl ceza alan bir suç makinesinin canlı yayında boy gösterdiği saatlerde bazı internet sitelerine düşen bir haber, Türkiye'deki adaletsizliği tekrar gözler önüne serdi. Burcu Kara isimli bu anne siyasi suçlamayla 10 aylık bebeğiyle cezaevine gönderildi. Hem de 5275 sayılı ceza infaz kanununda yazan, bebeği 18 aydan küçük olan kadınlar gözaltına alınamaz, tutuklanamaz maddesine rağmen. Ne işi var gazetecilerin, ne işi var avukatların, ne işi var siyasetçilerin cezaevinde? Ne işi var okulunu, çocuğunu okula gönderenlerin ya da bankaya para yatıranların ya da sendika üyesi olanların, insanların ne işleri var cezaevlerinde? Elinizi vicdanınıza koyun. Bunlar terörist mi? Ellerine silah mı almışlar? Terör eylemi mi yapmışlar? Terörü mü övmüşler?